Keremin merak ettiği bazı konularla ilgili internet arama motorunun arama sonucuna yazdığı araştırma konuları aşağıda verilmiştir. Buna göre 1 2 3 nolu araştırma konularından hangileri fiziğin optik alt alanı ile ilgilidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar optik Işığın ışıkla alakalı tüm durumları inceleyen fiziğin alt dalıdır. O halde burada ışık kavramının içi, içerisine geçtiği ifadelere bakmamız gerekiyor. Gökyüzü neden mavi renkte gözükür? Işığın renkleri arkadaşlar kırılma olayıyla gerçekleşiyor. Gün ışığı beyaz ışık diye ifade ettiğimiz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renklerin ayrılıyor tabii kırılma olayıyla gerçekleşiyor bunlar. O zaman burada ışıkla alakalı bir durumu, evet, birincisi evet, doğru. 2 Arkeolojik eserlerin yaşları nasıl tespit edilir? Burada arkadaşlar karbon test dediğimiz bir test var. Bu test sayesinde yapılıyor bu. Işıkla alakalı değil. O zaman bunu atalım. MR cihazının çalışma prensibi manyetik rezonans adı verilen ve radyo dalgalarının kullanıldığı bir e, görüntüleme cihazıdır. O halde arkadaşlar bu görüntüleme cihazında elektromanyetik dalgalardan yararlanıldığı için bu ışıkla alakalı bir durum değil. Onun için arkadaşlar bu da optik alt alanı içerisinde yer almaz. Onun için cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Kılcallık olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kılcallık arkadaşlar dar kesitlerde sıvıların kohezyon ve adezyon kuvveti farkından dolayı yükselmesi veya alçalması olayıdır. A. Kılcallık etkisinin temelinde adezyon ve kohezyon kuvvetleri bulunmaktadır. Tabii kohezyon adezyondan büyükse boru içerisinde alçalıyor. Adezyon kohezyondan büyükse boru içerisinde sıvı yükselmiş oluyor. B. Suyun bitkilerin köklerinden yapraklarına taşınmasını sağlayan etkenlerden birisi de kılcallıktır. Evet buradaki bitkilerin içerisinde bir motor yok. Ne yapıyor? Köklerindeki sıvıyı ta yapraklarına kadar ulaştırmak için kılcallık özelliğini kullanmış oluyor. Evet bu doğrudur. Yine kılcal cam boruda suyun yükselme miktarı borunun çapı ile ters orantılıdır. Yani çapını artırdığımızda aslında kılcallık özelliğini azaltmış oluyoruz. Ortadaki sıvının ağırlığı arttığı için yükselmesi zorlaşıyor. Yani kılcal boruyu daha kılcal, daha ince yaparsanız daha çok yükselmesini sağlarsınız. Yani o zaman inceldikçe yükseliyor, kalınlaştıkça alçalıyor. Yani e, kesit alanı artırırsanız yükselme miktarı azalır. Yani ters orantılıdır bilgisi doğrudur de suda, suya, deterjan ilave edilip yüzey gerilimi azaltılarak kıyafetlerde kılcal gözeneklere daha kolay ulaşması sağlanabilir. Tabi şimdi suya deterjan atıyorsunuz. Deterjan atınca ne yapıyor? Kohezyon etkisini azaltıyor. Kohezyon etkisi azalınca arkadaşlar yüzey gerilimi azalıyor. Çünkü yüzey gerilimi kohezyondan kaynaklanan bir etkiydi. O halde yüzey gerilimi azalınca buradan da e, gözeneklere, iç kısımlara, kılcal bölgelere yani kıyafetin içerisine küçük küçük dar bölgeler var. E, bu bölgelerde ilerlerken kılcallık özelliğini kullanmış oluyor. Tabi yüzey gelimi azaltarak bunu çoğaltmış oluyorsunuz. Yani bu işlemin daha fazla olmasını sağlıyorsunuz ve bu kılcal bölgeleri inerek oradaki kirlerin e, daha rahat çıkmasını sağlamış oluyor. Yine burada da kılcallık gözenekler arasında ilerlerken kullanılmış oluyor. E, kılcal bir borunun sıvıya daldırılması olayında kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük ise sıvı boruda yükselir. Tam tersi arkadaşlar adezyon kohezyondan büyükse yükselecek. Genelde suyla ile cıva burada çok örnek gösteriliyor. Suyun içerisine kılcal boru bir daldırdığımızda arkadaşlar şöyle daldırdığımızda burada sıvı yükseliyor hatta aşağı bombeli oluyor. Biz bunu arkadaşlar iç bükey yani konveks diyoruz. Yani adezyonun kohezyondan büyük olmasından dolayı yükselmiş oluyor. Adezyon büyük kohezyon. Ama tam tersi cıva da olduğunda e, kohezyon adezyondan büyük olduğu için Boru içerisindeki sıvı aşağı seviye inmiş oluyor. Kaptaki seviyenin de altına inmiş oluyor. İşte burada tam tersini söylemiş. Kılcal bir borunun sıvıya daldırılması olayında kohezyon kuvveti adezyondan büyük ise bu sıvı boruda yükselir demiş. Tam tersi adezyon kohezyondan büyük olursa yükselecek. O halde yanlış olan sorulduğu için cevabımız E seçeneği olmalı. Taşma düzeyine kadar türdeş sıvıyla dolu olan kaba sıvı yüzeyinden bir cisim şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Şimdi biz bu cismi sıvıya bıraktığımızda acaba bu cisim yüzüyor mu? Askıda mı kalıyor yoksa batıyor mu? Çünkü buna göre arkadaşlar cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığı eşit büyüktür diyebileceğimiz durum var diyemeyeceğimiz durum var. Yani kaldırma kuvveti yüzen ve askıda kalan cisimlerde ağırlığına eşit ama batıyorsa ağırlığından küçük oluyor kaldırma kuvveti. O zaman cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Cismin yoğunluğu hakkında bir bilgi verilmemişse söyleyemem. O zaman bu soru işareti kesin değil. İki cismin taşırdığı sıvının ağırlığı ile etki eden kaldırma kuvveti eşit büyüklüğüdür. Arkadaşlar taşırma kaplarında unutmayın taşırma kaplarında sıvının uyguladığı bir tepki kuvveti sıvının kaldırma kuvveti olduğu için ne kadar etki yaparsan o kadar tepki görüyorsun. Yani her zaman kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyor. Taşırma kaplarında tam taşıma seviyesindeyken cisme bıraktın ister yüzsün ister askıda kalsın ister bassın hiç önemli değil. Bütün durumlarda Cisme uygulanan kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyor. Yani taşan sıvının ağırlığı cisme etken kaldırma kuvveti kadar. O zaman cismin taşırdığı sıvının ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşit büyüklükte Evet her zaman eşit büyüklüktedir. O zaman bu kesinlikle doğrudur. 3. Cismin hacmiyle taşırdığı sıvının hacmi eşittir. Şimdi cismin hacmiyle taşırdığı sıvının hacmi ancak askıda kalır ve batarsa eşit. Yoksa cismin hacminden daha az hacimde de taşırabilir. Yani yüzdüğü için burada arkadaşlar kendi hacminden daha az sıvı taşırma ihtimali de var. Ha, batan kısmın hacmi yönünü düşünürseniz bütün cisimler taşırma kaplarında batan kısmın hacmi kadar sıvı taşırır mı? Evet ama cismin hacmi kadar dediğimizde cismin tam batıp batmadığı önemli. Bak burada tam batmamış. Tam batmamışsa cismin hacmi kadar sıvı taşar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu kesin bir bilgi değildir. Onun için cevabımız arkadaşlar yalnız 2 yani A seçeneğinin kesinlikle doğru olduğunu söyleriz. Düşey kestiği şekilde gibi olan sürtümesi düzenekte esneklik sabit K olan yay ucundaki M kütleli isimle birlikte X kadar sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. Yayın fırlattığı ucunda çivi bulunan cisim balonun bulunduğu yüksekliğe ulaşamadığından balonu patlatamıyor. Aynı düzenekte balonun patlatılabilmesi için değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki iğne balonu patlatamıyorsa demek ki buraya kadar çıkamamış. Ondan dolayı enerjisinin yetersiz olduğunu yani bunu enerji korunumundan yararlanıp yapmamız gerekiyor. Şu yüksekliğe H dediğimizde başlangıç, başlangıçta yayda bir esneklik potansiyel enerji depolanıyor. Dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmadığı için ortamda sürtülmesi olduğu için enerji koruyoruz. Yani ilk enerji son enerjiye eşitliyoruz. Eşitleyelim. Başlangıçta yayda esneklik bir potansiyel enerji depolanıyor. Yani 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi kadar bir enerji depolanmış olacak. Tabi bu Haliyle arkadaşlar yukarı doğru çıkarken bu yatay zemine geldikten sonra da balona kadar gitmesi için bir kinetik enerjisinin yine buraya kadar çıkması için de bir potansiyel enerjisinin olması gerekiyor. Yani mgh artı 1 bölü 2 mv karelik bir enerjiye sahip olmuş oluyor. O yüksekliğe çıktığında balonu patlatabilmesi için. Şimdi buna göre 1. Esneklik sabit daha büyük olan yay kullanmak. Şimdi esneklik sabiti daha büyük olan yay kullandığımızda bakın e, x zaten x kadar sıkıştırıldığı söylediği için x'imiz sabit yay sabitini artırıyoruz. Şimdi bu enerji konumunda eşitliğin sol tarafındaki yay sabitini artırdığımızda burası artmış olacak. Eşitliğin burası arttı. Gelelim diğer tarafına. Mg aşımız, m'imiz, g'imiz, h'ımız aynı olduğu için burası sabit. E burası değişmiyor. Gelelim buna. Buraya baktığımızda da arkadaşlar buradaki 1 bölü 2 mv karede m sabitken hızın Buranın arttığında hızın da artması gerekiyor. Hız artarsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Balona çarpıp balonu patlatmış olacak. Yani demek ki hızı artıran bu etki balonu patlatan bir etki olduğu için bu olur. 2. Düzeni yer çekimi daha küçük olduğu bir ortama götürmek. Şimdi buradaki 1 bölü 2 kx kareye dokunmadık. Yani eşitliğin bu tarafı sabit. Bu taraf sabitken arkadaşlar diğer tarafta yer çekimesinin daha küçük olduğu bir ortama getirdiğimizde potansiyel enerjisi ne yapıyor? Potansiyel enerjisi azalıyor. Haliyle burada kinetik enerjinin arttığını gözlemliyoruz. Kinetik enerjinin artması da arkadaşlar oraya daha büyük hızla çarpıp oradaki balonu patlatması anlamına geliyordu. Bu halde 2 olur. 3. Kütlesi daha büyük olan bir cisim kullanmak. Şimdi kütlesini büyüttüğümüzde esneklik potansiyel enerjide herhangi bir değişme yok. Yani burası sabit. Burası sabitken arkadaşlar potansiyel enerjisi kütlesi daha büyük olan kullandığımızda potansiyel enerjisi artıyor. Şimdi burası sabitken burası artarsa kinetik enerjisi ne yapması lazım? Azalması lazım. Kinetik enerjisi azalıyorsa arkadaşlar haliyle o yüksekliğe çıkamayacak, oradaki balonu patlatamayacak bir duruma gelmiş oluyor. Onun için bu arkadaşlar olmayacak bir durum. O halde cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğinin doğru olduğunu burada söyleriz. Kıvanç uzun süredir sıcaklığı sabit olan ortamda yan yana bulunan ısıl denge durumundaki banklardan önce tahta olana daha sonra demir olana yatıyor ve demir bankın tahta banktan daha soğuk olduğunu hissediyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Kıvanç yatmadan önce demir bankın sıcaklığı tahta bankın sıcaklığından küçüktür. Arkadaşlar burada bakın uzun süredir diyor sıcaklığı sabit olan ortamda yani ortamın sıcaklığı atıyorum 15 santigrat derece ise Bankların da sıcaklığı 15'er santigrat derece olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar bu ifademiz yanlış. 2. Kıvancın vücudundan banklara ısı geçişi meydana gelir. Tabi haliyle burada kıvancın sıcaklığını 20 santigrat derece olarak değerlendirdiğimizde bu ısı veren kendisi de ısı alan bir konumda. Çünkü üşüyormuş. Üşüyebilmesi için de ısı vermesi lazım. O zaman kıvancın vücudundan banklara ısı geçişi olmuştur. Doğrudur. 3 demir bankın ısı iletim katsayısı tahta bankın ısı iletim katsayısından büyüktür. Arkadaşlar neden buradaki demir bankta üşüdüğünü hissediyor? Çünkü arkadaşlar demirin ısı iletkenliği tahtanın ısı iletkenliğine göre daha fazla. O zaman e, demir daha fazla ısıyı e, kıvançtan e, kısa sürede çektiği için e, burada demir bankta daha çok üşüdüğünü hissediyor. Aynı şey e, yemeği karıştırırken tahta kaşıkla veya demir kaşıkla karıştırdığımızda ne oluyor? Tahta kaşığın ısı iletkenliği az olduğu için yemekten elimize ısıyı yavaş yavaş aktarıyor. Yani e, aynı anda çok fazla miktarda ısı göndermiyor. Ama demir kaşık ısı iletkenliği yani fazla olduğundan dolayı elime kısa sürede daha fazla miktarda ısı enerjisi göndermiş oluyor. Haliyle elim kısa sürede gelen o fazla miktardaki enerjiden dolayı sıcaklığı artarak elimin yandığını hissediyorum. Demek ki arkadaşlar burada bu ifademiz demin demir bankın ısı iletkenlik katsayısı tahta bankın ısı iletkenlik kat sayısından daha büyük olduğu için ne yapıyor? Daha soğuk olduğunu hissetmiş oluyor. O halde cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğrudur deriz. Eksi elektrikle yüklü K cismi, eksi elektrikle yüklü elektroskopun topuzuna şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Elektroskopun topuzundan yapraklarına elektron geçer. Bunu yaklaştırdığımız arkadaşlar, eksi eksi içeceğinden dolayı topuzdan yapraklara elektron geçer. Doğrudur. B. Elektroskopun yapraklar arasındaki açı artar. Elektroskopun yapraklar arasındaki açı şu an eksiler ittiği için açık zaten. Ama biraz daha eksi gelince daha çok içeceğinden dolayı daha çok açılacak, açı artacak. Doğru. K cismi yaklaştırılmış durumdayken, K cismi yaklaştırılmış durumdayken S anahtarı kapatılırsa elektroskopun topuzu nötrlenir. Arkadaşlar yaklaştırılmış durumda iken anahtarı kapattığımızda normalde K cismi olmasaydı toprak bağlantısı yapılan tüm cisimler nötrlenecekti. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Bu nötr olmuş olacaktı. Eksi yaklaştırıldığı için de topuzda artılar birikmiş olacaktı. Yani o zaman aslında bu yaklaştırılınca toprak bağlantısı olduğunda eksi eksileri itiyor. Hatta nötrdeki eksileri iterek topuzda artıların çoğalmasını sağlıyor. O zaman elektroskopun topuzu nötrlenir demiş. Hayır artı ile yüklenir. Bu yanlış. Şimdi diğerlerini de okuyalım. Elektroskopunun toplam yükü değişmez. Arkadaşlar tabi haliyle eksi elektrikli yüklü kar cismi eksi elektrikli yüklü elektroskoba yaklaştırıldığında diyor. Yani bu cümleden buna ulaşacak mıyız? Evet ulaşıyoruz çünkü başlangıçta seyahat anahtarı açık. Yani bunu kapat demiyor yani. Bunu kapatmadığımız sürece eksi topuza yaklaştığında eksileri yaprağa itiyor. Yani bunun toplam yükünde bir değişiklik olmuyor. Sadece yük dağılımında bir değişiklik oluyor. Yukarıdaki yüklerin belli bir kısmı aşağı geçmiş oluyor. O zaman elektroskopun toplam yükü değişmez bilgisi de doğrudur. Çünkü toprak bağlantısını sağlamamış oluyoruz orada. E, K cismi yaklaştırılmış durumdayken, K cismi yaklaştırılmış durumdayken S anahtarı kapatılırsa, tamam yapraklar tamamen kapanır mı? Evet. Ne olur çünkü e, nötrlenir. Nötrlenince eksi de topuza yaklaştığı için topuzda artılar birikiyor. Topuzda artılar var, yapraklar nötr, hop eksilerde arkadaşlar toprağa geçti. Yani yapraklar nötrlenmiş oluyor. Bu ifademiz de doğrudur. Cevap e, C seçeneği olmalı. KLM dalga leğenlerinin yandan görünümü şekil 1, bu dalga leğenlerinde sabit frekansa çalışan dalga kaynağı tarafından üretilen dalgalara ait 1-2-3 nolu üstten görünümleri şekil 2'de 2 Buna göre 1-2-3 nolu görünümler KLM dalgalayanların hangilerinde elde edilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kaynağımız burada dalga üretiyor ve derinlik giderek artıyor. Derinlik giderek artarsa haliyle dalgaların yayılma hızı artacak. Dalgaların yayılma hızı artarsa dalga boyu da buna bağlı olarak artmış olacak. Çünkü sabit frekansta. O zaman şimdi formülü yazalım. V eşittir lambda çarpı F ifadesinde frekansımız sabitken dalganın yayılma hızı artarsa dalga boyu artacak. Derinlik arttığı için burada dalgaların yayılma hızı artıyor. O zaman dalga boyu da giderek kaynaktan uzaklaştıkça artıyor. Yani birincisi tam da burada dediğimiz ifadeye uygun bir şekilde çizilmiş. Yani birincisinin K olması gerekiyor arkadaşlar. Birincisi K. Gelelim şimdi ikincisine. Burada haliyle derinlik bu aralıkta artmış. Bu aralıkta sığ. Burada o zaman sığ olduğu için arkadaşlar dalga boyları küçük. Çünkü frekans sabitken Hızın büyük olduğu yerde dalga boyu büyük olacak. O zaman hızla derin olan yerde fazla olduğu için burada dalga boyları büyük büyük dalgalar çizeceğiz. Burada ise dalga boyları daha sık aralıklarda dalga boylarının olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani o da gördüğünüz gibi 3 nolu, 3 nolu e, dalga rehimizde gerçekleşmiş oluyor. O halde arkadaşlar bunun 3 nolu olması gerekiyor. Yani L L dalga L'ni 3 teki gibi olmalı diyeceğiz. Yani 3 L dalga L'nini göstermiş oluyor bize. Gelelim şimdi 3. M L'nimize baktığımızda giderek arkadaşlar derinlik kademeli olarak azalıyor. Derinlik azalırsa dalga boyları büyük büyükken ikinci aralıkta biraz daha küçük. Üçüncü aralıkta daha da küçük bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani tam da iki nolu, iki nolu üstten görüntüsüne benzemiş oluyor. O zaman demek ki iki nolu dalga kaynağının olduğu len burada m ile eşleştirilmiş olmalı yani bu da m olduğu için üçünü sağlayan seçenek A seçeneğindeki gibi olmalı deriz